Dün akşam saatlerinde hem hukuk kamuoyuna hem de Türkiye kamuoyuna bomba gibi düşen adeta Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Can Atalay kararına ilişkin hukuk tanımaz, anayasayı ihlal eden kararına tepkimizi ortaya koymak üzere buradayız. Öncelikle belirtmek isterim ki Sefa Yılmaz Başkanımız İstanbul'da şu eş zamanlı yapılacak olan adalet nöbetine katılmak üzere sabaha karşı yola çıktı ve şu anda Çağlayan Adliyesi'nin önünde bir basın açıklaması gerçekleştiriyorlar Hatay Baro Başkanımızla birlikte. Can Atalay kararını ilk Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdiğinde yerel mahkemesine gönderdi ve bu ihlali ortadan kaldırın dedi. Yerel mahkeme hem Gezi davasına, Gezi direnişine hem hukuka hasmane bir tutumla ve üzerinden göreve atmayı da göze alarak dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Yani Anayasa Mahkemesi kararının, ihlal kararının uygulamamasını örneklerini daha önce gördük. Siyasi iktidarından başkaca mahkeme kararlarına kadar. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına olumlu oy kullanan üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması adeta hukuk kamuoyunda Türkiye'de infial etkisi yarattı. O nedenle bundan sonraki eylemliklerimizi de bu hukuk tanımaz cüretkarlığa karşı daha da yükselterek devam edeceğimizi öncelikle belirtmek isterim. Suçluların cüreti, haklıların cesareti karşısında yenilmeye mahkumdur. Bizler hukukçuyuz, bizler avukatız. Bizler bu ülkede yıllardır hukuk devletinin gereklerini yaşama geçirilmesi için, hukukun üstünlüğü için, bağımsız ve tarafsız bir yargı için bıkmadan, usanmadan mücadele eden İzmir Barosu avukatlarıyız. Bu savunma susmadı, susmayacak. Savunma susmadı, susmayacak. Savunma susmadı, susmayacak. Bu mücadele sürecinde bedeller ödedik. Soruşturmalar geçirdik. Yargılandık, yılmadık. Adliyelerde, alanlarda saldırıya uğradık, boyun eğmedik. Özgürlüklerin kısıtlandığı, askıya alındığı, hakların ihlal edildiği her gündemde İzmir Barosu üyeleriyle beraber direndi. Hakların ve özgürlüklerin kararlı bir savunucusu oldu. Bugün yine çok ağır bir hak ihlaline, bir yargı darbesine karşı hukuku savunmak için bir aradayız. Anayasal haklarını kullanan yüz binlerce yurttaşın protestolarına, güvenlik güçleri tarafından acımasız ve orantısız bir şiddetle müdahale edildiği, halkın evlatlarının öldürüldüğü, binlerce yurttaşın yaralandığı Gezi direnişi bahane edilerek açılan ve bugüne kadar devam eden tüm yargılama sürecinde hukuki birçok garabetin yaşandığı davada arkadaşlarıyla birlikte tutuklanan, hapis cezasına mahkum edilen meslektaşımız, dostumuz Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen ihlal kararına uyulmamış, bununla da yetinilmemiş, Yargıtay'ca kararın altında imzası olan Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına karar verilmiştir. Anayasa Mahkemesi verdiği kararda hak ihlalini tespit etmiş, dosyayı görevli İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermiş ve mahkemeye Can Atalay'ı yeniden yargıla, cezanın infazını durdur ve tahliye et demiştir. Anayasanın 153. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesindir. Ve Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Bu açık hükme rağmen bu karara uymak ve bu karar doğrultusunda karar vermekle görevli İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı Yargıtay 3. Dairesi'ne göndermiş ve Yargıtay 3. Dairesi dün itibariyle bugün burada bir araya gelmemizin gerekçesi olan hukuka aykırı kararı vermiştir. Anayasa ve anayasanın emredici hükümleri ve bağlayıcı nitelik taşıyan normatif düzenlemeler ve kesin nitelikteki kararlar istenildiğinde uygulanacak, istenilmediğinde göz ardı edilecek keyfi metinler değildir. AKP yargıdan
elini çek. AKP yargıdan elini çek. AKP yargıdan elini çek. Dün verilen kararlarla hukuki güvenlik ve belirlilik ilkesi ihlal edilmiştir. Yaşanan süreç tam anlamıyla bir yargı darbesidir. Anayasal suç işlenmiştir. Ancak bilinmelidir ki suçluların cüreti, haklıların cesareti karşısında yenilmeye mahkumdur. İzmir Barosu ve İzmir Barosu üyesi avukatlar olarak yasama organını işlevsiz hale getiren, ülkeyi bir saray rejimiyle yönetmeyi amaçlayan siyasi iktidarın yargı üzerindeki tahakkümüne geçit vermeyeceğiz. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulamayan ve açık yasa hükümlerine aykırı hareket ederek suç işleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri başta olmak üzere ilgili yargı mensupları hakkında derhal soruşturma başlatılmasını ve ivedilikle bu kişilerin görevden uzaklaştırılmasını bekliyoruz. Bağımsız ve tarafsız bir yargı için, hukukun üstünlüğü için, layık, demokratik, sosyal bir hukuk devleti için mücadele etmekten ve direnmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Biz kazanacağız. Susmadı, susmayacak. Onları ver ben tutayım. Susmadı, susmayacak. Tutmasının bir şeyi var mı? Kurtuluş yok.
üyesi olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu görevini yapmaya davet ettik. Aynı zamanda biz de baro olarak ilgili üyeler hakkında suç duyurularını, hazırlıklarını yapıyoruz, yapacağız ve kamuoyuyla paylaşacağız. Adam yönetimi, saray hukuku köhnemiş gerici zihniyetiyle hukuku dizayn etmeye çalışıyor. Ama onlar gidecek, hukuku, temel hak ve özgürlükleri savunan biz kalacağız, biz kazanacağız.